öncelikle evimize hoş geldiniz. Biz Instagram'da bir anket yaptık. Üçüncü YouTube videomuz ne olsun diye. Detaylı bir ev turu istendi. Çok fazla istendi. Biz de niye çekmeyelim dedik. Bugün evimizi böyle sizlere açtık. Sizlere gezeceğiz. Biz evlenili 6 ay oldu. Yani evimizi dizeli 6 ay oldu. Daha önceden bir ev turu yaptık ama bu sefer kendi kanalımızda olsun istedik. Bir de o zamanlar çok eksiklerimiz vardı. Daha 1 ay olmuştu evlenelim. Şimdi böyle ufak tefek eksiklerimizi de tamamladık. Evlenmeden yaklaşık birkaç ay önce başladık ev dizmeye. Bayağı bir zorlu bir süreçti bizim için. Bir o kadar da eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi ama benim İşlerim yoğun olduğu dolayısıyla zorluk çektik tabii ki. Şimdi yaklaşık bir yarım saat, bir saat falan zaman ayırdık. Ama Allah'a şükür çabuk bitti evimiz. Hızlı bir şekilde devam ettik. Aslında bu çerçevelerimiz maviydi ilk evi dizdiğimizde. Ama evde mavi yani lacivert hiçbir şey yok salonunda. Sadece perdelerim var. Onu da Oğuz istedi tamamen lacivert olarak. Ya ilk başta salonunda. Hani böyle bir konsept hayal etmemiştik. Benim hep aklımda bu tarz bir perde vardı. Yani ben de bir ev dizince bayağı bir keyifli olmaya başladım. Yani dedi ki her şey böyle siyah beyaz gri olmasın dedi. Biraz dedi renk katalım. Bolca dedi yani canlı perdeler olsun biraz sürekli siyah siyah. Perdeleri Feyza diyor ki işte siyah olsun gri olsun. Ben diyorum yok diyorum lacivert olsun. Hani bayağı bir orada. Alttaki kısmı en azından siyah olabilir diye düşündüm. Sonra Oğuz'u kırmak istemedim. Tamam dedim lacivert olsun. O zaman tabloları da lacivert yapalım dedim. Ama şu an tamamen siyaha döndüm. Perdeler de artık müsait bir zamanda. Şu an bir sıkıntımız yok yani kullanım açısından memnunuz. Aslında biz hiç böyle renkli bir şeylere gitmedik. Dediğim gibi Oğuz'la bizim zevklerimiz aşırı benziyor. Ya bir de bir şey alırken biz böyle hani kafamızda bir şeyle gitmedik doğrusu yani. Hep böyle anlık oldu. Ben Feyza'ya dedim ya Feyza işte ben işten çıktım. Hemen yanına geliyorum hemen bir mobilya bakmaya gidelim. Gidiyoruz koltuk almaya gidiyoruz o süre içerisinde. Şöyle bir tanesini krem tercih ettik. Bir de şöyle biraz daha koyu bir renk. Bej rengi mi deniyor buna? Grimsi yani. Böyle bir renk tercih ettik. Hem de sıkılmayız diye düşündük. Duvarlarda çıtalar vesaire yoktu. İşte geldik hepsini Pinterest'ten. Duvarlar bembeyazdı ama ya ben mesela bir Pinterest'ten falan araştırdığımızda böyle mimari şeylere falan baktığımızda aklımızda sürekli böyle bir çıtalı bir ev vardı yani böyle çıtalı farklı bir şey falan. Koridorlarda böyle upbeat'ler var, çıtalar vesaire var. Feyza'ya dedim ki Feyza bak bu evin aynısını yapacağız dedim. Ya şöyle bir de aynısını yaptık bir de. Bizim bir Oğuz'la WhatsApp grubumuz vardı. Evimiz. WhatsApp'ta evimiz diye. O zaman Pinterest'ten bulduğumuz her şeyi sürekli sabah akşam böyle bakıp birbirimize atıyorduk. Duvarları böyle yapmaya karar verdik. Bu aplikleri falan sonradan koyduk. Farklıydı tabii. Buranın rengi de farklıydı. Salonumuzun yoğunluk olarak aynı. Mobilyası aynı. Biraz zor oluyor benim için ama seviyorum. Bu arada gördüğünüz bu aksesuarların tamamı Black White Home sayfasından. Çok memnunum. Sağ olsun bizim için gece saat 1'de getirdi geçen hafta. Bence çok da yakıştı buraya. Lambader eksikliğimiz vardı evet. Salonda. Başından beri ben diyorum burada bir şey eksik, bir şey evet, eksik, bir şey olması nasıl lazım. Nasıl bir şey olsun düşünemedik ama bu modeli gerçekten çok beğendik. Çerçeveler de yine aynı şekilde. Bu gördüğünüz işte aynalı ünite, orta sehpa, yemek masam vesaire de ayna merkezi Fatih Arslan sayfasında arkadaşlar. Ama bunları alırken Feyza ciddi ciddi insanlar diyordu işte hayatın gidecek bilmem ne işte bir sürü temizleyeceksin de. Ne yapıyorsun? Kardeşim sana zahmet sen oradan bir kalkar mısın? Kusura bakma valla misafirsin ama benim orada bir sıkıntım var. Oğlum bir takıntısı var buraya hiç kimseyi oturtturmuyor yani eve Feyza, gelen misafiri bile buraya oturtturmuyor. Feyza oturunca da rahatsız oluyor. Onun özelliği. Evde de bizim böyle bir koltuğumuz vardı. Takıntı işte neyse. Kusura evet. Bakma kardeşim. Burası bizim yemek masamız. Misafirlerimiz geldiğinde genellikle burada yiyoruz. Onun dışında ikimizken çok fazla burada yemiyoruz. Mutfakta da yediğimiz oluyor. Yemek masamız mermer. Çok memnunuz. Onun dışında şu ağacı çok seviyorum. Bunun yeri normalde o taraftı. Bir süredir bu tarafta kullanıyorum. Onun dışında çok da fazla bir şey yok zaten. Şimdi salon biraz ağır olduğu için ahşap bir yemek masası kullanmak istemedik. Mermerin daha çok uyum sağlayacağını düşündük. Hem renk olarak hem de görüntü olarak. Model yeni olarak. Çıkmış bir de. Çok güzel, çok hoşumuza biz gitti. Biz aldığımızda da evet yeniydi ve ayakları falan çok hoşumuza gitti. Böyle bir şey aldık. Bu aynaları falan sonradan yaptırdık zaten yani. Olduğunda böyle bir şey yok. Çıtalar ve aynaları sonradan yaptırdık. Ama bence salonu geniş gösteriyor evet, bu geniş ayna gösteriyor. Olayı. Bence çok iyi oldu. Onun için yaptık. Bence. Şimdi bu normalde alçıpan arkadaşlar. Avizenin hemen altında olması gerekiyor normalde. Ama yaptık baktık çok küçük kaldı. Biz dedik en iyisi boyayalım koyalım. Feyza diyor olur mu öyle şey tavanın şeyi buraya olur mu falan. Aynen olsun fikriydi. Bunu duvarlara yapıp böyle gri şekilde boyadı. Bize de fikir oldu tüm yani. Bir uyum oldu. Bu da bir benim oldu. Sevgiler günü çiçeği. Atmaya kıyamıyorum. Bu şekilde. Buraya normalde halı kullanmıyordum. Ama kışın bence gerekli çok boş kalıyor çünkü burası. O yüzden buraya da böyle küçük bir halı attık. Salon bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçebiliriz.
Burası mutfağın girişi ama girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Benim evde en sevdiğim kısım bu koridor. Yani çok seviyorum şu küçük tabloların buradaki aynaları falan. Bu aynanın hikayesini sen anlat istersen. Eve daha hiçbir şey almadan önce ilk bu aynaları aldık Feyza ile biz. Şimdi abi daha hiçbir şey almamışız. Yani bu aynanın aslında nereye olacağını bilmiyoruz. Ama daha hiçbir şey yok. Boya yok, bir şey yok. Yerlerde hiçbir şey yok. Feyza ile beraber hani dedik ki ya bir ev alışverişi değil de yani böyle bir gezelim bakalım. İlk aynacı gördük. Aynacıya gittik baktık. Dedik ya bunu alalım. Sonra Feyza dedi ya diyor Muhammed dur daha hiçbir şey yok. Evde hiçbir şey yok. Niye bu aynaları alıyoruz? Böyle bir bunu şey aldık. Bunu aldık. Annesinin evinde böyle bir 4-5 ay kadar böyle paketli kaldı. Bizi bekledi. Çünkü yani ortalıkta ev yok daha. Ama tam buraya göre oldu yani. Gerçekten aynayı da çok seviyorum. Evet mutfaktayız şu anda. Konuşmaya gerek yok görüyorsun. Evet zaten yazmışız böyle duvarlara da. Yani küçük bir mutfağımız var ama iki kişi olduğumuz için bize yetiyor. Önceki yaptığımız ev turunda şu dolaplar falan yoktu. Bunları sonradan yaptırdık. Sonra şu yaptık. Kahve fincanlarım benim sığmadığı için çünkü ben aşırı kahve içiyorum. Kahve fincanı da çok seviyorum. Koleksiyonumuz var kahve fincanı. Sırf o yüzden şunu sonradan yaptırdık. Daha sonra şu tabloları falan yaptırdık. Bunlar da yoktu. Bir de bu masayı sonradan aldık biz. Normalde farklı bir gri bir masa vardı. Evet. Ya Feyza dedi işte küçük olur, büyük falan dedi. O biraz büyüktü buraya. Evet. Daha küçük bir masa lazımdı. Biz de bunu aldık yerine. Biraz daha küçük. Bir süpermarketten aldık. İçeri girdik. Ben Feyza'ya dedim ki Feyza dedim 300 lira. Feyza şaşırdı dedi. Dedi ya çok pahalı falan ama o şey sandı. Sandalyesini tek 300 lira. 300 lira. Allah Allah ciddi misin falan biz demeye başladı. Biz yani gidip adamlara falan söylüyoruz. Çünkü hani az çok biliyorsanız ya da araştırdıysanız bir masa 4 sandalye evet. Bırakın normalde sandalyenin tanesi 200 liradan başlıyor. Evet. Biz çok şaşırdık 200 lira olmasına. Bayağı bir 3-4 kişi aldık, sorduk. Aldık, arabaya koyduk ve götürdük direkt. O gün orada aldık. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim hazır mutfağa girmişken. Bize en çok sorulan şeylerden biri de evde yemekleri kim yapıyor? Bizim evde yemek yapmıyor arkadaşlar. O sadece Hacı Başar'da yemek yapıyor. Tabii. Evde ben yapıyorum genelde. Oğuz da bazen akşamları makarna falan yapıyor. Ben zaten dükkanda full yapıyorum. Hep mutfaktayım. Eve gelince artık diyorum ya yeter artık mutfağa bile girmek istemiyorum yani. İnsanlar şey zannediyor hani o çok sabahtan iyi sen evde yemek yapmazsın. Evde yemek yapar. Kahvaltı hazırlamayı şey falan yani. Seviyorum ama onun dışında böyle çok yemek yapacağım bizde et. Ürünleri daha çok yapıyorum ben. Mangala gittiğimde zaten kimseye bırakmıyorum. Ama eve gelince ev yemeği yemek istiyorum ben de. Sağ olsun o da Feyza. Ters köşe. En güzel yaptığım yemeği söyle bana. Ya benim en sevdiğim kuru fasulyeyle pilavdı. Yani Feyza şimdi normal evindeyken çok fazla yemek yapmıyordu. Çok fazla hiç. Ben bir çorba bile yapmamışım. Ben bayağı korkuyordum bir de ben ciddi ciddi hani bu yemek konusunda biraz çok hassas. Sıkıntılıyım yani hassasım biraz. Ya ben böyle annem de yapsa ne bileyim işte onun annesi de yapsa bir misafirliğe de gitsek ya yemem ayıp olmasın diye söylemem. Yemem yani hani. Yani evet onda evet. Şöyle bir var yemeğin görüntüsünü beğenmediği zaman yemiyor. O yüzden ben de çok korkuyordum nasıl yapacağım falan. Çünkü evde ben hiç yemek yapmadım. Evet, yani onun için, yemek falan hiç yapmadım. Onun için yani ilk bir kez yaptı fasulye yaptı. Ben böyle kokusunu aldım dedim güzel ama korkuyorum yani bir anda böyle. Ondan sonra yedim. Güzelmiş ya. Sonra bir daha dedim. Ha, sen hakikaten yapmışsın dedim. Anladım acaba dışarıdan mı siparişermiş? Ama baktım kendi yapmış diye. Yani. Ocaktan belli hala sıcak. Yani aslında internetten baktığım zaman her şeyi yapıyorsun. Var. Neyse bu tarafa geçelim arkadaşlar. Bunlar bizim İtalya'ya gitmiştik. İtalya'dan aldığımız magnetler. Fransa magnetleri henüz elimize ulaşmadı ama biz çok seviyoruz böyle magnet. Ama gittiğimiz her yerinde inşallah böyle magnetleri falan evet, alacağız. Evet daha çok bir yer gezmedik ama gezdikçe inşallah buraya koyacağız bunları. Ha şunları Fransa'dan almıştık. Bunların ikisini. Ama öbürleri şeyde Mücahit'te kaldı. Onun dışında bu halılarım benim farklıydı. Mutfak böyle hep kahverengi tonlar olduğu için halıyı da sonradan böyle bir renge çevirdik. Daha canlı olsun. Bu duvarlar da yoktu. Bu duvarlardaki her şeyi. Bunlar tamamen Oğuz'un fikri. Normalde burası düz, normalde böyle krem rengi şekilde, bir fayanslı. Evet, fayanslı. Böyle bu şekilde yapalım dedi arkasını. Bunu da aynı Pinterest'ten evet, bulduk evet, böyle Pinterest'ten bir model. Bulduk. Dedim bunun aynısını yapacağım dedim. Aynısı oldu hakikaten yani. Bir de şansımız o kadar şanslıydı ki biz hep mal aldığımızda falan bir şeyler, eşyalar falan aldığımızda hep gördüğümüz neyse aynı anda karşımıza çıkıyordu ve aynısı ya, oldu. Ya biz ev konusunda çok şanslıydık gerçekten. Her şeyi de çok yerine oturduk hiç. Ya çünkü zamanımız yoktu ama Allah'tan kolaylaştı. Evet dediğim gibi benim evde en çok sevdiğim bölüm burası aslında. Ben yani çok tatlı en çok vakit burada geçiyor. Niye bilmiyorum biz da. Biz burada oturuyoruz. Ya işte kapıyanın gerçekten görüntüsünü seviyorum buranın. Buradan devam edebiliriz. Burası çok amaçlı bir oda aslında. Yani bir ütü de burada yapılıyor. Yani biz ne olduğuna çok karar veremedik burada çok fazla. Ne olduğuna karar veremedik ama burada işte benim makyaj masam var. Hazırlanırken falan burada hazırlanıyordum. Onun dışında burası Oğuz'un dolabı. Nacizane iki tane. Bakın burada iki tane sadece askılarım var. Doğru üç tane, dört tane var.
senin dolabın burası işte. Burası tamamen Oğuz'un. Benim hiçbir şeyim yok burada. Ama gel gör ki beğenmiyor beyefendi. Benim dolabım daha benim burada sadece bir dolabım var. Feyza'nın içeride odası var yani. Giyinme odası var. Ama benim işim bu. Bu koltuklar da burada yoktu. Bunları da sonradan yaptık. İşte burada birkaç kombin falan yaptığım zaman buraya asıyorum veya Oğuz'un kıyafetlerini falan hazırlayıp asıyorum vesaire. Burası böyle bir hazırlanma odası. Bu arada bu makyaj masamı da ayna merkezi yaptı yine arkadaşımız. Bay Fatih Arslan diye söyleyelim. Çok da memnunum. Ayna merkezine yaptırdık bunu. Ayna olduğu için aslında biz herkes çok tozlanır falan diyor ama biz... Yine dayanamadık. Dayanamadık. Çok da beğenerek kullanıyorum. Ben sarıyı çok seviyorum. Feyza'yı da ısrar ettim bayağı bir sarı olsun sarı olsun diye. Sonra yavaş yavaş derken bir baktık komple banyo sarı oldu. Ama güzel çok sevdik yani severek yaptık. Duş ahizesinden her yere kadar gold oldu. Bir de bu yerler falan da bayağı bir kötüydü. Ya Feyza'ya ben mesela sürpriz yaptım burayı. Hiç Feyza'ya söylemedim ben böyle bir şey yapacağımızı. Burayı aynı zamanda ayna falan yaptım. Evet, normalde bu dolaplarda ayna yoktu. Mesela bu fayanslar böyle değildi. Hepsi düz beyazdı. Bunların hepsi Oğuz'un zevki. Asker dolabı falan gibi bir şey vardı burada. Ejder dolabı gibi böyle düz bir dolap vardı yani. Onların yerleri falan da değiştirdik. Yerler de gripgriydi falan. Kötüydü biraz. Onu değiştirdik bayağı. Benim de hoşuma gitti yani. Biraz önce uğraştık ya. Evle bayağı bir uğraştık yani. Burası da bizim oturma odamız. Aslında burada çok fazla vakit geçirmiyoruz. Daha çok salondayız. Burayı böyle küçük bir işte L koltuk. İşte televizyon izliyoruz yani. Hep burada film izliyoruz. Çok nadir. Salıncağımız. Oğuz çok seviyor ama bu inanılmaz rahat bir burası şey ya. Burası benim koltuğum. İşten gelince Feyza da buraya oturtmuyor beni. Evet burada da genelde ben oturuyorum. Çok rahat bir koltuk. Genelde misafir geldiğinde salonda oluyoruz. Ama böyle benim arkadaşlarım, kuzenlerim falan geldiğinde burada oturuyoruz. Oyun odası gibi bir şey burası aslında. Tabu, işte Jenga bilmem ne falan. Burada kuzenlerim, çok komik arkadaşlarım geldi. Burada böyle. Bunu gören der ki bu evde herhalde 5 tane çocuk var ama evet. Bu oyuncaklar tabular falan benim. Var burada. Bu oyuncakların genelde yani %90'ı Oğuz aldı. Onların dışında işte arkadaşlarımdan falan hediye gelenlere. Ben de böyle hepsini bir sepetin içine doldurdum. Buradakiler falan da işte Oğuz'un aldığı çiçekler yine işte benim nişan çiçeğim vesaire. Öyle şeyleri koyduk ama burası artık benim çok gözümü yoruyor. Olabildiğince burayı boşaltmayı düşünüyorum. Bu şekilde burası da. Burası da benim giyinme odam arkadaşlar. Burası yatak odasının içindeki giyinme odamız. Evet. Odamız değil, Feyza'nın odası tamamen burası. Benim hiçbir tane kıyafetim yok burada. Bunlar kanıtım. Bu bölüm. 3 tane gömleğim var sadece. Bu bölüm Oğuz'un, diğerleri de benim. Burası Feyza'nın, şurası benim. Olsun. En azından sana bak burada bir kısım ayırmışım. Dolabı nereye yaptırdım? Çok fazla soruldu. Feyza'nın babası yaptı bunu. Benim tamamen. Babam yaptı arkadaşlar. Ama gerçekten yapmış. Yani şöyle bir şey, benim işim bu yani kıyafetlerle olduğu için çok fazla kıyafet oluyor. O yüzden normal bir dolaba sığmadı. Çıkarıyorum dolaptan. Sığmıyor yoksa yani. Dolabım, çantalarım var burada. Burada böyle çok kıyafet var aslında. Evet var arkadaşlar ama bir bu kadar daha vardı. Ben böyle sürekli fazla oldukça kolleyip yani ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Sürekli çıkarıyorum. Çünkü öbür türlü sığmıyor. Gerçekten yenisi geldikçe eskilerinden çıkarıyorum, veriyorum. Bir de bir şey var. Bir şey göstereceğim size. Gönderir misin abi? Şöyle bir şaheser. Halı var. Bunu yapan halıcı kör olmuş. Yani biz bunu yere sersek seviyoruz. Bir abimiz hediye etti bunu. Üstüne bassak basamıyoruz. Ne olduğunda Feyza bir baktım böyle bakıyor. Dondum beni böyle. Ben başta anlamadım çünkü. Hani bir halıda fotoğrafımız olan bir şeyini anlamadım. Yani ben çok geldim baktım böyle dondum hani. Böyle. Dedim Allah Allah bu halı mı? Arkadaşlar biz bunu tablo ne yapabiliriz mu? Bu halıyı? Aşağıya yorumlara bekliyoruz. Aşağı yorumlara bekliyoruz. Bu ne yapılabilir? Nasıl değerlendirilebilir? Feyza bir de böyle yanıma gel. Gel bu pozu verelim. Gel gel. Ne yapmışız? Sen öyle. Hayır diğer elinde. Sen geliyor buraya. Hayır diğer elinde. Şuradan. İşte buradan gidiyor olmuyor anladın mı? Gel. Lütfen bunu da havaya basmayın. Ama saklıyoruz. Nasıl emek var sonuçta. Emek var gerçekten teşekkür ederiz. Çantalarım, ayakkabılarım vesaire var burada. Biliyorsunuz YouTube çekilişlerinde ben çantalarımdan hediye ediyorum. Yine bu videomuzu da beğenip altına yorum atıp kanalımıza abone beni olup. Beni övene. Kanalımıza abone olup bana Instagram'dan ekran görüntüsü atın. İki kişiye yine çanta hediye edeceğim. Şallarım da yine burada böyle. Üç kişiye de şal verelim. Ben de bir çifte kahvaltı hediye edeceğim. Hadi.
3 kişiye de şal hediye ediyorum arkadaşlar. İşte giyinme dolabımda bu şekilde. Evet arkadaşlar, ev vlogumuz da bu şekildeydi. Sizinle bugün evimizi gezdik. İnşallah beğenmişsinizdir. Tamamen Oğuz'la benim zevkime göre yaptı. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Darısı bekarların başına. Bu arada çekmemizi istediğiniz bir video varsa aşağıya yorum olarak da bırakabilirsiniz. Bir dahaki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Hep bunu söylemek istemişimdir. Hepiniz hoşça kalın.